Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Kıvanç'la ve geleceğe yüzyıla umutla artık Cumhuriyetimizin 100. yılını doldurmasına günler saatler kaldı ve Cuma günü son Akıllı Paradayız. Önemli konular var sabahtan itibaren haber akışlarını takip ettiğimiz. Borsa İstanbul 7600 puana yaklaşır vaziyette ama günlük kayıpta %1'ler civarında, haftanın kapanışının bu ölçekte takip etmeye devam edeceğiz gibi. Dolar TL'de 28-20'lere gelmiş vaziyette. Avrupa borsaları da öğle yayınında araştırma masasında bahsettiğimiz gibi baskı altında kalıyor. Hemen ilk kıymetli konuğumuz Tacirer Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Sayın Mehmet Aşçıoğlu'na gidelim. Üstad hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sabahtan itibaren tahmin ediyorum siz hem bu konuyla ilgili beyanat verdiniz hem de kafa patlattınız. İlk etapta dün Merkez Bankası kararı sonrasında zaten hemen bir aksiyon alınacağına dair hepimizde bir sonuç hissi oluşmuştu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? En net sadeleştirme adımı diyebilir miyiz bu konu için? Şöyle ki yani geçmişin yarattığı bir takım kaotik ortamın, karmaşanın aslında ortadan kaldırılması olayı bu. Nihayetinde bakıldığı zaman özellikle ben kıymet tesisi hikayesiyle bankacılık sisteminde kredi hacminin düştüğünü, kredi verme arzusu ve isteğinin azaldığını yaklaşık 8-9 ay boyunca izledik, takip ettik. Zaten mevcutta gerek son dönemde artan faiz, gerekse bu söylediğim sebeple kredi hacminin düştüğünü de rakamlardan takip edebiliyoruz. Şimdi paranın sıkılaştırılmaya başladığı bir ortamda özellikle öz sermaye yeterliliği yetmeyen müessese sayısının çokluğu düşünüldüğünde çalışma sermayesi maalesef Türkiye'de çalışan firmaların çoğunda dış kaynağa muhtaç. Hal böyle olunca da yapılan şeyle birlikte özellikle yine hem üretim tarafında hem ticaret tarafında düşüş olması ihtimalini önleyecek, bir stabilite belki de sağlayacak önlem olarak düşünülmüş olabilir. İşe yarayacak mı? Önümüzdeki günler gösterir. Çünkü bir taraftan da yükselen faiz var. Krediyi alıp da krediyi kullanmanın maliyeti pek çok baktığınız zaman müessese için büyük olduğu gibi bireysel tarafta bireysel tüketici için de aynı şekilde şimdi artık daha çok maliyetli. Ama yine de tabii ki en azından kredi talep edip de kredi verecek tarafta bir rahatlama sağlayacaktır. Bundan sonra en azından bankalar kredi değerleme sürecinde mevkime tesisini düşünmeden hareket edebileceklerdir. Parasal tarafta bir rahatlama sağlar. Üstad, bu konuda tabii ister istemez çok klişe bir soru olacak ama kimin üzerinde ne denli etkisi olacak? Zaten aslında siz parantez içinde onunla mesajını verdiniz ama buna gelen tepkiler, eleştiriler olumlu ya da olumsuz bakıldığında şöyle bir tarafsızca tahlil ettiğimizde neleri akla getirebilir reel sektör ve özellikle finans kurumları açısından? Şimdi reel sektör açısından bakıldığında artan kredi yüküyle iş yapmanın güçlüğü daha çok dillendiriliyor olacaktır ki dillendiriliyor da şu an. Ama Türkiye'de öyle bir enflasyon var ki artık %70'i ikinci yılda oluyor. Bir yıl sonra yine telaffuz ediyoruz. Fiyatlar maalesef durmuyor yerinde ki faiz düşükken de enflasyon vardı. Şu an faiz yukarı doğru giderken de enflasyon var. Her halükarda ciddi bir sorun çünkü öyle veya böyle parasını değer kaybını korumak isteyen, enflasyona karşı değer kaybını korumak isteyen tasarruf sahibi ya da tasarruf etmese bile maaşlı bile olsa maaşını alan kişi bunun için öncelikle tabii ki hiç ihtiyacı olmasa bile ertelenecek taleplerini bile öne çekiyor. Her halükarda bu talebin yarattığı enflasyonu da geçtiğimiz 8-9 ay boyunca yine yaşadık biz. Tabii enflasyonun yukarı doğru gidişinde bu durumda Türk lirasının değeri de sorgulanmaya başlıyor ve hepsi baktığınız zaman bir sarmal yaratıyor. O sebeple de paranın sıkılaştırılması kaçınılmazdı ki hala enflasyonla göreceli bakıldığında çok da sıkılaştırılmış bir para düzeni yok aslında. Ama her PPK'da işte 3 oluyor bu 700-500-500. Ciddi bir sıkılaştırma adımı da görüyor durumdayız. Çünkü
Şu an var olan durumdaki yaratılmış enflasyon değil, 2024 yılı enflasyon hedefi doğrultusunda biraz daha artık bakmak lazım. Çünkü o enflasyonu biz bu ülkede yaşayan reel kesim temsilcileri ya da vatandaşlar artık yedik geçti gitti bakıldığı zaman. O sebeple de sıkılaşan paranın muhakkak sıkılaşma ölçüsü de olacak. Burada bireyler tarafına bakarsak tabii ki yine özellikle şimdi kredi kartı bacağı içinde bir düzenleme konuşuluyor. Biliyorsunuz bu turizm tarafında ya da seyahat harcamalarında kartların taksit imkanı ortadan kaldırılmıştı. Şimdi benzer tedbirler de gelebilir. Tüm bunlar özellikle harcamaların gereğinden fazla paranın gevşekliği konumunda gereğinden fazla olmasının önüne geçerek talebin yarattığı fiyat artışlarını önleme çabası içeriyor. Otomobil satışlarından emlak satışlarına kadar daha büyük tasarruf sahiplerinin o taraftaki yönelimi halinde fiyatların ve kira özellikle ücretlerin nereye gittiğini de gördük geçtiğimiz 1,5 yılda. O nedenle bireyler tarafında da özellikle rahatlıkla para harcama konumunun önüne geçecektir. Her ne kadar evet işte mevki tespit ile ilgili tedbirler kararlar açıklanmış olsa da yükselen faiz önüne geçecektir. Önümüzdeki dönemde de bu sıkılaşmanın etkilerini görürüz diye düşünüyorum. Mehmet Bey, şunu çok merak ediyorum. Sizle daha önce yine konuşmuştuk üzerine ama KKM öncesinde kurda tabii hızla yükselişi izlemiştik. KKM menfi, müspet, insanların hayatında bu konuyla direkt olarak mesleki ilişkide bulunanlar içerisinde önemli bir şey haline gelmişti. Şimdi en nihayetinde artık Sayın Bakan'ın da az önce tweetleri rejimiz tarafından ekrana getirildi. TL mevduat ya da TL ürünlere özendirmeye dönük bir şeyler konuşur vaziyetteyiz. KKM bir şekilde başlamadan önceki görüşlerinizle de kıyasladığınızda bizim hayatımızdan çıkıp gidecek mi? Yoksa biz böyle TL'yi özendirecek bir takım adımlar diye KKM'yi hayatımızda tutmaya devam mı edeceğiz? Kur korumalıdan neticede vatandaş vazgeçene kadar kur korumalı kalacak hayatımızda. Kur korumalıda şu an uygulanan temel faiz oranına bakıldığında var olan durumda her ne kadar aylık mevduat faizi, 3 aylık mevduat faizinin TL'ye uygulanan bankadan uyguladığı faizin seviyesine bakıldığında daha aşağıda görünmesine rağmen hala kur endişesi sebebiyle kur korumalı mevduatın vatandaş tarafından ilgi çektiğini görüyoruz. Tabii ki kurun faizi karşılayacak şekilde arttığı dönemlerde hazineye yükü yok biliyorsunuz. Faizin üzerinde bir artış olunca üzerindeki farkı ödüyor hazine. Öyle olunca da bu yük daha çok kurun çok hızlı hareketli olduğu dönemde ortaya çıkıyor. Bir kere bile çıkıyor olsa hazine bonosunda ödediğiniz faiz kadar belki de faiz yükü kadar bir yükü hazineye doğurmuş oluyor. Tabii burada ben işte daha yüksek faizle borçlansaydım şunu öderdim, burada bunu ödedim aradaki fark ne olur? Farazi bir hesap oluyor aktüeliteyi bilmediğiniz için. Ama her ikisinin de hazineye bir yükü var. Muhakkak ki hazine bunun hesabını yapıyordur. O yüzden de kur korumalı mevduatta çıkış stratejisini başlatmıştır diye düşünüyorum. Fakat o strateji şu an çalışıyor olsa bile buraya kur korumalı mevduata giriş yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Bu çıkışın tamamlanması daha uzun sürebilir. Çünkü özellikle Türkiye'de liradan kaçıp sürekli kur korkusu ya da liranın değer kaybı korkusu yaşayan yatırımcı topluluğu düşünüldüğünde onlar uzunca bir süre bundan vazgeçmek istemeyebilir. Bu durumda ürün olarak hazine bunu tutar mı yoksa defaten kaldırır mı? Onu gelecek tayin edecek. Tacirer Yatırım ve Yönetim Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Sayın Mehmet Aşçıoğlu bizlerle birlikteydi. Üstad çok teşekkür ederiz. Bu arada Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir mesajınız varsa veda etmeden onu da duyalım sizden. Güzel bir bayram ve hafta sonu olsun umarım. Bizler Cumhuriyet'in içine doğduk. Yani benimle yaşıt olanların her biri Cumhuriyet çocuğu. Daim olsun, sadece 100 yıl olmasın, yüzlerce yıl olsun. Bize bunu hediye eden şehitlerimiz, bize bunu hediye eden ahirette de intikal etmiş büyüklerimizin ruhları şad olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize şükranlarımızı sunuyoruz ve nice yüzyıllara diyoruz. Kutlu ve mutlu olsun bayramımız. Çok teşekkür ederiz bu güzel Ben sohbet için. teşekkür Kendi ederim. adıma ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve stüdyodaki diğer konuğumuza Üstad Mehmet Aşçıoğlu'ndan sonra Yunus Kaya'ya gidiyoruz. Sermaye Piyasalı Danışmanı abi hoş geldin. Hoş bulduk.
Şimdi böyle anlamlı bir mesaj sonrasında tabii ister istemez döneceğiz. Borsa İstanbul'da 8000'i konuşuyoruz derken tekrar bir haber akışıyla 7500'e döndük. Seninle en son konuştuğumuzda özellikle bilanço tarafında bu dönem için en azından yılın geri kalanına baktığımızda 2024'e ve yılın sonuna ilişkin daha yapıcı bir bakış açısı olacak doneler elimizde olabilir diye konuşmuştuk. Oluyor mu öyle? Nasıl geliyor bilançolar? Evet, iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyebiliriz 3. çeyrekte. 520 civarında şirketimiz var borsada. Bunların 100 tanesi için aracı kurumlardan, yaklaşık 20 aracı kurumdan tahminler geldi. 670 küsür olarak geldi. 99'unu tahminleri geldi ki bu sayı her geçen çeyrek artıyor bu arada. Aracı kurumların daha fazla şirkete tahmin verdiğini görüyoruz ki Amerika'daki şirket sayısı ciddi yüksek ve orada da Standard & Poor's 500'deki her şirkete neredeyse tahmin geliyor. Bizde de bu tahminlerin artması şirketlerin bilinirliği, tanınırlığı, takip açısından da avantaj olacaktır diye düşünüyorum. Ki şöyle bir gerçek de var, analistler çoğu yanılırlar. Yani bizde de yanılıyorlar, Amerika'da da yanılıyorlar. Yani Amerika'da %20'lere varan bir yanılma payı var. Bizde de %50'ler civarında bir yanılma var ama pozitif yanılma daha fazla. Geçen çeyrek mesela ikinci çeyrekte %50'den fazla analistler beklentilerin altında kaldılar. Daha iyi performanslar geldi. Şimdiye kadar 16 şirket tahmini yapılanlardan geldi. Bunların sadece 5 tanesi beklentileri aştı. İşte Yapı Kredi, Vestel, Beyaz Eşya, Ford Otoy diyebiliriz. Bu biraz az geliyor şu an itibariyle. Çünkü hani daha önceki çeyreklerde %50'nin üzerinde beklentileri aşan varken şimdi %35'ler falan seviyesinde kalmış durumda. Bu bir rahatsız edici durum. Demek ki analistler biraz iyimser kalmaya başladılar diyebiliriz. Diğer taraftan ikinci çeyrek en kötü çeyreğimizdi. Toplam şirket karlılıklarında sadece %28'lik bir artış görmüştük. Şu anda tahmini yapılan şirketlerde %39-40 civarında bir kar artışı bekleniyor. İşte beklentilerden iyi gelince %40'ı da geçecektir. Bu bir iyileşme emaresi. Hani zorda olan sektörlerde iyileşme emareleri varken bazı sektörlerinde zor seyrini sürdürdüğünü görüyoruz ki işte metal sektöründe Ereğli Kardemir'in olduğu grup hala zorlanıyor. Tekstil hala zorlanıyor. Bunları da izliyoruz açıkçası. Ereğli demişken aklıma geldi Yunus abi. Bir şekilde yabancı bir noktadan sonra girmeye karar verirse, tamam dünyada da demir çelik sektörüyle ilgili 3 senedir falan takip ettiğimiz aslında önemli bir tema var. Bu Türkiye'yi hem Türkiye'nin kendi özellikle sektörel anlamdaki konumu hem de dünyadaki durum açısından etkiler vaziyette. Tekrar böyle Ereğli'yi en azından potansiyel yukarı yönlü bir unsur olarak konuşuyor olduğumuz zamanlar gelecek mi? Mutlaka gelecektir. Bu şirket bir döngüsellik yaşayan bir şirket. Dönem dönem kârı zirve yapar sonra düşer. Geçmiş tarihler itibariyle baktığımız zaman kabak gibi ortada zaten. O net olarak gözüküyor. Zaten döngüsel şirketlerin böyle kaderleri var. Geçen sene bir çeyrekte 5 milyar kar ederken bu sene bir çeyrekte 0 kar edebiliyor. Sonraki yıllarda yine o 5 milyar kar ettiği dönemleri göreceğini bekleyebiliriz. Bu çeyrek ton başına favoya 100 dolarlara yaklaştı. Önümüzdeki dönemde onlar toparlanma sinyalleri geldikçe daha da yukarılara tekrar çıkacaktır. Ama şu an itibariyle hala daha o kötü seyrin sürmesi beklentisi hakim. Dolayısıyla Ereğli'ye güçlü al önerisi veren bir aracı kurum görmeyebiliriz. Sen yazar hep söylersin zaten döngüsellik konusunu. Sen böyle konuşunca şunu da sormadan geçemeyeceğim. Mesela perakendeyi düşündüğümüz zaman ya da Ereğli tipi şirketleri böyle net biçimde ayırdığımızda döngüselliği olmayan, genel olarak işler iyi gidiyorsa tırnak içerisinde ekonomide iyi, kötüyse kötü diye tabir edebileceğimiz şirketler var mı? Tabii borsada yani buna esnekliği düşük olanlar mutlaka tüketilmesi gereken de aklıma geliyor. Bir enerji gelir mutlaka tüketimi çok ekonomi büyümez sürekli olduğu için o devamlı gelebilir. Bir de gıda sürekli tüketime ihtiyaç duyabilir ve temel ihtiyaçlar kategorisi burada öne çıkabilir. Türkiye bir de dünyada önemli bir ticari partner. Dünya ekonomisinde %1'lik bir pay alıyor ve ihracatı sürekli artış temposunda, bölgesinde bu noktada talep edilen ürünler olduğu zaman satışında sorun olmayan bir ülke. Bu noktada ihtiyacımız olduğu zaman bunları mutlaka gidereceğimiz bir uygulama olabilir. Sanayi Bakanlığı'nın son dönemde çalışmaları var. Mesela cari açık verdiğimiz ürünleri üretmek için Türkiye'de yeni
yatırım süreci var. Dünyanın aslında yeni teması o ya. Yani makro iktisatın yeni şeyi. Bak pandemi döneminde bir çalışma yaptı Sanayi Bakanlığı. 700 tane üründe biz bunları yapabiliriz kararı çıkmıştı. 200 tane de gelecekte zorlanacağımız ürün çıkmıştı. 900. Şimdiye kadar 176 tanesine projeye başlandı. Türkiye'de üretim süreci başladı. Hala daha orada gideceğimiz yol var. Türkiye'nin hala daha açığını kapatacak, yatırımlar yapacak, gelişecek alanları var. Hem borsa şirketleri hem borsa dışından şirketler buralara yöneleceklerdir ve Türkiye kendi kendine yeten bir ülke olma yolunda ilerleyecektir açıkçası. Vallahi inşallah suyla ilgili de öyle bir şey geliştirir. Çok gündemde değil şu an ama ciddi bir su sorunumuz var. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi biz burada ekranda konuşuyoruz ama sizlerle mesela bağ kurmakta iki tane önemli arkadaşımız Özden Köksal'la Tuğba Kanık konuklarımızın burada sağlıklı biçimde yer alması adına önemli rol oynuyor. Neden isimlerini andım? Sana işte dediklerinde Çağlar'la Akıllı Para'da Cuma günü berabersin dediklerinde bilanço dönemi de başladı tahminen. Ya ben gidip şu şirketleri bir konuşayım diye aklında yer eden olumlu ya da olumsuz anlamda bilançosu şu sıralardaki performansı anlamıyla ilk ne canlandı bizimkiler seni aradığında? Ya ben zaten bilançoyla ilgili analizleri yapıyorum. Ben burada şirket bazında pek konuşmayı sevmiyorum. Sektör çünkü olur, tabii ki. Şirket bazında konuşunca seveni var, sevmeyeni var. Yoğun bir hücum yaşıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın başına gelenleri görüyorum. O yüzden sektör bazında görüyorum. Tabii. Ben özellikle reel sektörde iyileşme yaşayan şirketler var. Onlara değinmek isterim. Burada önümdeki notlardan söylemek istiyorum müsaadenle. Bu güçlenme emaresi özellikle metal eşyada çok cazip hale geldi. Vestel, Arçelik, Vestel Beyaz Eşya. Orada toparlanma emareleri güçlü gözüküyor. Kimyada toparlanma gayet iyi gözüküyor. İşte az önce bahsetmiştik zayıflığı devam edenler kağıt basım, tekstil ve metal anada zorla sürüyor. Bunlar gelecek yılda tekstilden de bayağı bir istihdam kaybı yaşayacağımızı öngörüyorum. Mesela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması vardı. Şu anda işsizlik oranı %9.2. Önümüzdeki yıl sonu için beklenti 10.3 civarında. Dolayısıyla %1'lik bir istihdam kaybı yaşayacağız Türkiye beklentiler. Çünkü ekonomiyi yavaşlatmamız lazım ki enflasyonu da aşağı çekelim politikası. Bizde işsizliğinde bir miktar kaybını beraberinde getirecektir. Özellikle emek yoğun sektörlerde buradan bir hasar alacağımızı öngörebiliriz. Mali sektörde bankacılıkta zorlanma devam ediyor hala daha. İşte bugünkü düzenlemeler bir miktar ellerini rahatlatacaktır. Ama ilginç bir şekilde finansal kiralamanın da zorlandığını görüyoruz. Ağustos ayında net kar artışı orada sadece %2. Yani finansal kiralamacılar da %60'lara varan yeni leasingler nedeniyle vermiyorlar. Onlar da kredi kanallarını kapatmış durumdalar. Orada da bir zorlanmayı görüyoruz. Faktöringçiler altın çağını yaşamaya devam ediyor. Aracı kurumlar altın çağını yaşamaya devam ediyor. Sigortacılar yükselen gelirlerle beraber altın çağını yaşamaya devam ediyor. Dikkat çekenler bunlar diyebilirim. Abi sözünü kesiyorum. ABD'den çok önemli veri setleri geldi. PCE yanlış görmediysem beklenti altıydı. Şu an kişisel harcamaları görüyorsunuz. O da beklenti üstü. Gelirler kısmında da yine açıkçası biraz kafaları karıştıran veri setini karşıladık ABD'den. Dolar endeksi, spot dolar endeksi anlık tepki vermez ama halen 106 seviyesi, hatta 107'ye yakın. ABD 10 yıllıkları çok az, bir %4,86'ya doğru hareketlendi. Yıllık PCE'yi görüyorsunuz şu anda beklenti paralelinde. Onun dışında euro dolar halen 1,05'in altın, 1,06'nın altında kalmaya devam ediyor. Ons altını 1985 dolara attı ama çok değişim yok diyebiliriz. İlerleyen dakikalarda daha net bir piyasa tepkisi olursa aktarıyor oluruz. Biz Yunus Kaya ile sohbetimize devam edelim. Son 2-3 dakikada da şunu sormak isterim. Üçüncü çeyrek daha tüm bilançoları karşılamadık ama aşağı yukarı senin söylediklerinden anladığımız kadarıyla öyle korkunç bir senaryo ile bizi karşı karşıya bırakmadı. Geçtiğimiz günlerde işte bu sıkılaşan para politikalarının dünyada etkisinin 2024'e sarkacağına dair birçok analist ya da kurumun yorumlarını dinledik. Türkiye'de de şimdi sıkılaşma var. Dördüncü çeyreğe yansır mı mesela sıkılaşmanın etkisi bilanço ya da şirketlerin hisse performansı bazlı? Yansımazsa 2024'te Türkiye'de de halka açık şirketlerde etkilerini görebileceğimiz bir sıkılaşma parantezi olur mu? Kesinlikle göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü dünya çapında bir sıkılaşma gündemde. Bakın ilginç bir şey var. Amerika'da 2021 sonunda enflasyon %7. 2022 sonunda 6,5. Şimdi 2023'teyiz. Yılı belki de %5 ile bitirecek. 2 yıl geçti. Faizleri %0'dan %5'e çıkardılar. 5,5'a çıkardılar. Hala da 7'den 5'e indirdiler yıllık tüfeği. Dolayısıyla gidecek yolları var. Ama şu anda bekle göre geçiyorlar. Yurt dışı piyasalardaki gelişmeler, jeopolitik riskler artınca bir bekle gör. Bekle gör ne demek biliyor musun? Ya bir yerden bir şey patlasın da
O patlayana kadar biz izleyelim. Patladıktan sonra müdahale edelim ki bir sonraki hamle artık indirimler yoluyla olsun. Çünkü faizler, paranın maliyeti inanılmaz artmış durumda. Son iki yılda bunun bir yerlerde zorlandığını izleyeceğiz. İşte Çin'de görüyoruz Evergrande, Covent Garden, inşaat sektörüyle ilgili sorunlar var. Batı'da da borç sürdürmekte tüketimin azalmasıyla beraber patlaklar verecektir. O patlaklar 2024'te gelir. 2024'te geldikten sonra yıl bitmeden de artık faiz indirimi olur, parasal genişleme mi olur? O yöntemlerle bir destek gelecektir. Ama Türkiye'de de Merkez Bankası faiz artışı 40'lara geliyor. 40'lara geldikten sonra reel faiz verir hale geleceğiz. Ondan sonra bizde de bir durgunluk gelir. Bizde de o durgunluktan çıkışı yurt dışıyla paralel yaşayacağımızı öngörebilirim. Sabahki Merkez Bankası kararı nasıl değerlendirsin peki? Kredi, toplam kredi hacmini arttırmadan selektif kredi dediğimiz bazı kanallara yönlendirerek o bölgede, onlar ne yatırım ve ihracatçı kredileri ağırlıklı olmak. Bunları destekleyelim. Kredi hacmi toplamda fazla artmamış gözüküyor ama aslında diğer kesimleri ciddi aşağı çekiyor. Tüketici kredilerini falan aşağı çekecekler. Ama bu kredileri arttırarak bankaları da buna yönelik destekleyerek sürdürmeyi çalışıyorlar. Krediyi teşvik eden değil de bu yöne kanalize olan kredileri teşvik eden bir uygulama olarak görüyor. 101. yılımıza daha güzel şeyler konuşuruz. Senden de mesajın varsa alalım abi. Cumhuriyetimiz daim olsun diyelim. Nice yüzyaşlara diyelim. Çünkü ilk yüzyıl sancılıydı. İkinci yüzyıl inşallah güzel geçecek. İnşallah. Hep birlikte sermaye danışmanı, piyasaları danışmanı Yunus Kaya bizlerle birlikteydi yine çok kıymetli değerlendirmeleriyle. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Burcu Kıratlı ile çok özel bir konuyu konuşacağız. Akıllı para kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Önemli bir tarihten geçiyoruz her türlü zorluğa karşın. Bakalım ilk yıllarda nasıl zorluklarla uğraşıyormuşuz, neleri başarmışız. Şimdi Burcu Kıratlı ile onu konuşacağız. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet herhalde... 100 yılda bir gördüğümüz bir olay olduğu için bizim için de ömrümüz boyunca çok anlamlı bir akıllı paranın içerisindeki araştırma kuşağı olacak. Pazar günü gün boyu yayında olacağız biz de tabii. Bunun da tekrar duyurusunu yapalım, tanıtımları dönüyor ama şimdi Burcu'yla da onu konuşacağız. Dünyanın herhalde kolay bir zaman dilimi yok. Yani milyon yıl öncesine de gitsek, bin yıl öncesine de gitsek ama... Şükür ki biz bir devlete, bir bayrağa, bir topluma sahip olarak 100. yıla erişebildik. Bu noktada 100 yıl önce belki askeri zaferi ardından bir şeylerle tatlandırmak, planını yapabilmek bile büyük bir şanstı ama kolay mıydı işler o zaman? Hiç değilmiş. Şimdi biz bugün Cumhuriyet'in kazanımlarını sabahleyin grafik düellosunda da işledik. Hem kazanımlarını belki hem de o dönemden bu zamana nasıl bir vizyon geliştiğini ya da o dönemki Cumhuriyet kurulduğunda nasıl bir vizyona sahip olduğunu hepimize belki ışık tutması açısından da anlamak lazım. Yani ülkenin başladığı nokta sıfır noktasından iktisadi olarak nasıl bir noktaya götürülmek istendiği aslında açık açık. Belki yapılan sadece reformlarla, işte inkılaplarla değil, iktisadi alandaki atılımlarla da oldukça dikkat çekici. Bunlardan bir tanesi demir yolları ağının kurulması. 10. yıl marşında dediği gibi demir ağlarla öldük, ana yurdu dört baştan demiş. Tabii bunun ilki askeri amaçlar olduğunu söyleyebiliriz. Askeri amaçlarda şimdi ilk önce Cumhuriyet... Tim kurulduğu noktayı düşünürsek Ankara'da şimdi diğer yönetimler veya diğer şehirler demir yollarından uzakta bir tarafta. Dolayısıyla bu çerçevede demir yolu haritasına göre özellikle Kuzey ve Doğu Anadolu'nun demir yolu ulaşımı açısından Orta Anadolu ile herhangi bir bağlantısı yoktu. Bir kere bunu sağlamak adına bu lojistik sözünü geçiyorum. Bu sadece demir yolu bağlantısı da değil, değil mi? Yani eğitim, ticaret bir nevi bir devletin, bir toplumun yaşaması için gerekli aslında ulaşımın adeta can damarı görevi görmesi. Her vatandaşın aslında ulaşma çabası belki de yani iktisadi anlamda, eğitim anlamında her anlamda
bütün ilmi, bütün bilgiyi, bütün kalkınmayı her köşeye eşit dağıtma çabası aslında. Ya boşa konulmuş bir şey değil, öyle 10. yıl var şimdi. Kesinlikle. Ve şimdi ilk önce başkent tabii bağlamak amacıyla Sivas, Malatya, Samsun, Kütahya, Balıkesir'e uzanan yeni hatlar açılmış. Böylece tabii hem de bir taraftan da tabii devlet otoritesini de sağlamak zorunda. Çünkü yeni kurulmuş bir ülke. Dolayısıyla ilk hem güvenliği sağlamak, hem otoriteyi sağlamak, hem kalkınmayı her yere dağıtmak amacıyla demir yollarının tabii örülmesine, bütün ülkeyi kalkındırılması çalışılmış. Tabii burada birincisi şimdi Atatürk'ün de sözünü anımsamak lazım. Bir konuşmada demir yolları memleketin tüfekten, toptan daha mühim bir emniyet silahıdır diye bir sözü var. Buradaki toplantıya sadece bu açıdan değil, ulusal birlik, ulusal savunma ve ulusal siyasa sorunu olarak bakmış. İkinci kısmı da tabii ekonomik ve sosyokültürel alanlarda sadece yalnız ülke savunması için değil, ülke iktisadını canlandırabilecek bir araç olarak görülmeye başlanmış. Belki en can alıcı kısmı da bu. Yine ulaştırma olanaklarından yoksun bölgelere sosyal ve ekonomik aksaklıkları giderebilmenin ilk yolu demir yolunun oraya ulaştırılması olmalıdır diyerek sözlerine başlatmış. Şimdi ne yapmışlar peki o dönemde genç cumhuriyetin kilometre taşlarına baktığımızda yıl 1925, 3957, 3957 kilometrelik bir hat başlanmış. Daha sonrasında 1929'da 5000, 5600, 1940'lara kadar geldiğinde bu 4000 kilometrelik alandan yani yaklaşık 7500'e kadar uzanan bir hat uzunluğu olduğunu görüyoruz. Tren kilometresi açısından baktığımızda 3000 kilometreden yaklaşık 20.700 kilometreye kadar uzanan bir hat yolculuğu. Yani aşağı yukarı 15 yılda iki katı kadar işte bir hat uzunluğu yaklaşık işte neredeyse kaç katı diyelim, bu 15 katı kadar da bir tren kilometresi uzunluğuna bakıyoruz. Sonra bu 15 yıl ve ilk 15 yıl ve son 15 yılı karşılaştırdığımızda, yani 2017 ve 2022 yılları arasına baktığımızda 2007 ve 2022 özür dilerim 2007 15. ve 2020, son 15 yıl, son 15 yani yıl ilk 15 yıl son 15 yıl bu hat uzunluğu 8700 kilometreden 10651'e çıkmış. Yani 2022 yılında 8700 kilometre iken 2022 yılında 10651 kilometre olmuş. Yaklaşık bu işte %15'lik bir artış demek. İlk 1925 ile 1940 yılları arasındaki büyümeyi ve yarattığı istihdamı, iktisadı, o zamanda yarattığı sanayi üretimini, iş gücüne katkısını düşünürsek muazzam bir devrim. Yani ekranda duruyor şu an değil mi Burcu? Kesinlikle. Hat uzunluğu 1925 yılında 3957, 1940'a gelindiğinde 7381. Tren kilometreleri gözüyle bakarsak 2938'den 20.699. Yani biri 10 katı, biri neredeyse 2,5 katı gibi. Son 15 yılı baz aldığımızda da 2007-2022 değişiminde 8697'den 10651'e, tren kilometresi de 43.000'lerden 64.000'e. Doğru görüyorum değil mi rakamları? Kesinlikle doğru görüyorsun. Bu demir ağlarla örülmesini, hatta İsmet Paşa memleketi demir ağlarla örmek en büyük azmimizdir olarak açıklamış. Ülkenin evet çok yeni bir ülke, taze bir cumhuriyet ama en büyük iktisadi kalkınmasını buralarda yapılmıştı. Hatırlanacak olursa Amerika'ya da ilk yapıldığında karayolları inşa edilmişti. Ülkenin daha fazla müreffeh kalkınması için hem çok büyük bir coğrafyayı birbirine bağlamak hem de istihdam yaratmak amaçlı. Bunu çok öncesinden düşünmüş bir dehadan söz ediyoruz aslında burada. Ve boşuna örülmemiş o ağlarda diyebiliriz çağlar herhalde. Yani küçük de görmemek gerekiyor. Kesinlikle. Şöyle bir katkıda bulunayım ben de. Bir 2-3 dakikamız daha var. Ivan Berendt'in 20. yüzyıl Avrupa İktisat Tarihi kitabında ülke bazlı olarak Britanya'yı da içine alır şekilde yaptığı bir takım tarifler var işte. Mesela Avrupa'da ilk ışıklandırma, ilk metro sistemi. Ivan Berendt'in kitabına ilaveten de herhangi bir dünya ekonomi tarihini ele alan kitabı aldığımızda tıpkı bilim tarihinde, şimdi bugün buharlı makinelerin çok hayatımızda bir yeri yok. Ama buharlı makine olmasaydı belki şu dijital telefonlara da sahip olamayacaktık. Orada Britanya'dan bahsederken belki de işte onun sömürgeleştirici sürecine giden, bu kadar fazla
dönemin ekonomik hegemonyasını almasını bir öncelikle Londra ile Liverpool hattındaki Merseyside demiryoluna, ikincisi de daha dayanıklı, uzun mesafe dayanıklı gemilerini gidebilen yerlerin çok daha ötesine gitmesini bağlar. Ki aslında bu dünyada kapitalizasyon, işte finansallaşmanın da özü itibariyle karşımıza birçok sonuç çıkardı. Kendi ülkemizin yapabildiklerini de küçümsememek gerekiyor herhalde diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Buradan şöyle bir örnekle vereyim sana. 1923 öncesinde demir yollarının %75'i Ankara'nın batısındayken 1950'den sonra bu oran %40'ın altına düşmüş. Yani küçümsememek derken aslına bakarsan ülkenin neredeyse hani doğusuna da çoğuna, yani eskiye göre 1/3 oranında bir yer kalmış sadece ulaşılmadık. Adım atılmadık, geri kalmasın maksatlı. Dolayısıyla senin dediğin bu bağlama hususunda rakamla birlikte örnekleştirmiş olayım ben de. Aslında bugün de mesela demiryolu ulaşımının enflasyondan tut birçok şeye etki eden önemini anlar vaziyetteyiz. Çok imrendiğimiz tırnak içerisindeki batı medeniyetlerinin ulaşım ağlarına baktığımızda, bilhassa çok yakınımızdaki periferide bunu görüyoruz. Müsaaden varsa ben de seninle buradayken hep biz 10. yıl nutkunu okuruz, o cızırtılı sesten dinleriz ama bazı cümleleri gözden kaçabiliyor. Burada 10. yıl nutkunda özellikle yaptıklarıyla ilgili Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün toplumla beraber, Türk halkıyla beraber yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Aradaki refahı unutmamak lazım. Bugünlerde senin ekleyeceğin bir şey var mı? Bayramımız kutlu olsun diyorum. Cumhuriyetimiz sonsuz olsun. Bize emanet edilmiş bu güzel cumhuriyeti de ikinci yüzyıla daha güzel taşımak da bizim en büyük görevimiz olsun. İnşallah o borcu ödeyebiliriz. Burcu Kıratlı'dan dinledik. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Efendim, Cumhuriyet'in 100. yılını tamamladığımız bu haftanın akıllı parasına yine 10. yıl nutkunun son cümleleriyle son verelim. Ebediyete akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamasını gönülden dilerim diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Başta kendisi şahsı olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi, bu ülkeye hakkı geçen herkesi saygı ve minnetle analım. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.